Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk Bulut. Bugünkü videomuzda size İstanbul'dan sesleniyorum. Ee, belki takip edenler bilecektir. Ee, uzun zamandır bir taşınma telaşı içerisindeydim ve bu yüzden video yapamıyordum. Ee, Eskişehir'deki dükkanım devam ediyor ama Eskişehir'den eşimle birlikte İstanbul'a taşındık. Burada bir ev tuttuk. Şu anda size bu evin teras katından sesleniyorum. Burada kendime bir çalışma ortamı yaptım. Tam olarak bitirmiş sayılmam ama çalışıp bir şeyler öğretecek kıvama geldi o da. Ee, o yüzden de kameranın karşısına geçip bir video yapmak istedim. Kameranın karşısında konuşmayı bile unuttum zannediyordum ama sanırım... Herhalde birkaç videodan sonra kendime gelirim diye düşünüyorum. Araya epey açtık çünkü. Bugünkü konumuz kulaklıkla mix. Ee, bu konuda Emrah Çelik'in bir canlı yayını olmuştu. Ufuk Önen'in iki tane yazısı olmuştu. Farklı farklı videolar var. Ben de bu konuya birazcık e, kulak kabartmak istedim. Çünkü özellikle bu pandemi döneminde %100 şey, verimli bir şekilde stüdyoda çalışamadığım için zaman zaman bazı işleri evde yapmak zorunda kaldım. Hatta ekipmanlarımı eve taşımıştım o süreç içerisinde kulaklıkla çalışmak durumunda kaldım. Kulaklıkla çalışmak konusunda zorlandığım şeyler oldu. O zorlukları birazcık indirgeyebilmek açısından kulaklıkla çalışmaya yönelik olan pluginleri biraz incelemek istedim. Bugün iki tanesini birazcık mercek altına alacağız. Kulaklıkla çalışma esnasında beni en çok zorlayan şeylerden biri çok uzun süre kulaklıkla çalışamıyordum. Yani 20 dakika çalışıp illa ara vermem, bir çay içmem birazcık telefonu kurcalamam gerekiyordu. Böyle çok uzun süre odaklanamıyordum. E, o da sanırım seslerin böyle çok yakın ve çok temiz bir şekilde tabii ki operler durumundan birazcık farklı şekilde duymamdan kaynaklandığını düşündüm ve bu yüzden birazcık oda simülasyonlarını yani kulaklıkla çalışırken sizi bir odadaymış gibi hissettirecek pluginleri birazcık incelemek istedim belki bu Kulaklıkla çalışma süremi uzatabilirse hem hoparlörle çalışıp hem kulaklıkla inceleme yaptığımda verimli bir şekilde çalışabilirim diye düşündüm. Bugün inceleyeceğimiz iki tane plugin var Waves firmasının. Biri Abbey Road Studio 3 bu 2019'da çıktı kısmen yeni bir plugin. Abbey Road'un efsane stüdyo odalarından birinin akustiğinin ve duyumunun emüle edilmiş hali. Bir diğeri de NX bu kısmen daha eski sanırım 4 yıllık falan bir plugin. Bu da sadece bir çalışma ortamını hoparlörden duyuyormuş gibi kulaklığınıza yansıtan bir plugin. ...detaylarını zaten birazdan anlatacağım. Öncelikle NX'den bahsedelim. Çünkü hem eski hem de Abbey Road zaten NX'de kul üretilmiş, ortaya çıkartılmış... ...bir teknoloji üzerinden yürüyerek elde edilmiş bir plugin. NX'in güzel, hatta sizi birazcık iyi hissettirecek özelliklerinden biri... ...bu teknolojinin head tracking. Yani kafanızın hareketlerini takip eden bir sistem oluşturmaları. Bunu hem kendi sattıkları bir bluetooth bağlantıyla kulaklığınızın üzerine takarak kafa hareketlerinizi takip etme imkanı sağlıyor. Hem de mevcut dahili bir kameranız ya da bir webcaminiz varsa oradan yüzünüzü algılayıp o hareketler üzerinden biraz duyumunuzu değiştirmeye çalışıyor. Ben PC'de kullandığım için çok kaliteli bir webcamim yok. Bu plugin'i açtığınızda hemen o head tracker arayüzü de ortaya çıkıyor ve sizin yüzünüzü algılamaya çalışıyor. Fark ettiyseniz yüzümün hemen bir önünde bir kutucuk yapmaya çalışıyor ve o hareketleri algılamaya çalışıyor. Yüzünüzdeki ışık ya da görüntünüzün netliği o kadar ne kadar iyi olursa o kadar sağlam bir takip yapabiliyor. Burnunuzu ve gözlerinizi e, takip edebilmesi gerekiyor yani. Benim elimdeki kamera çok başarılı olmadığı için zaman zaman kaybedebiliyor. Ama hareket ettiğimde birazcık o hissiyatı alabildim. Böyle bir e, olanağınız var. Burada Bluetooth Tracker dediğim gibi o ufak aparatı kulaklığınızın üzerine tam şuraya taktığınızda da daha sağlam bir takip yapıyordur büyük ihtimalle. Onu denemeye fırsatım olmadı. Türkiye'de satışı var mı onu bile bilmiyorum. Birazcık da duyumundan bahsedeyim bu pluginin ve özelliklerinden bahsetmiş olalım. Bunun için bu videoyu muhakkak kulaklıkla izleyin. Yoksa hoparlörden dinlerseniz ortalık birazcık karışacak. Kulaklıkla hatta güveniliriz bir kulaklıkla dinlerseniz çok daha mantıklı olur. Bunu aşağıya alalım. Pluginin arayüzüne bakalım. Şimdi benim kafamı takip ediyor ama bir burun ve göz açısı takip ettiği için benim normalde dinlediğim pozisyonda farklı bir açıda algılamış olabilir. Onun için böyle normalde Mixi yaptığınız pozisyonu biz birazcık bekleyip burada sweet spot diye bir tuş var. Buna bastığınızda kafanızı tam iki operlerin ortasındaymış gibi yani o anki pozisyonunuzu iki operlerin ortasındaymış gibi sabitliyor. Bunu çalıştıkça muhtemelen e, bu sweet spot dediğiniz tatlı noktanızı daha rahat bir şekilde algılayacaksınız. Daha rahat çalışacaksınız yani. Head tracking kısmı bu. Şu an e, kameradan takip ettiğini gösteriyor. Burada kafanızın e, çapını ve kulak mesafenizin büyüklüğüne göre bulunduğunuz ortamda yani emuletli ortamda duyumla ilgili farklılıklar olacaktır. Onu o farklılığı kendinize has bir hale getirebilmeniz için bazı sayılar girmenizi istiyor. Yani kafa çapınızı ve iki kulak arasındaki mesafeyi bu ölçüleri de biraz göstereyim. Çünkü buradaki standart ölçüler normal bir insan kafasına göre benim kafam biraz büyüktür. O yüzden ölçüleri girersem daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. i̇lk kafa büyüklüğü kafanızın arkasından kaşlarınızın üzerine doğru ölçmenizi göstermiş. Bununla ilgili bir açıklama yazısı da var. 60-61 santim civarı. Yani burada 55 normal insan kafası tabii ki. Benim kafam gerçekten çok büyüktür. Yani kask, motor kullanıyorum ben. Motor için kask bulmakta bile çok zorlandım yani. Kulaklar arasındaki mesafeyi de ölçelim. Yine kafam uzunlamasına büyük olduğu için bu da biraz ortalamanın üstünde çıkacaktır diye düşünüyorum. 27-28 civarları. 27 diyelim. Ee, Bununla ilgili olan açıklama videolarında bunun çok ciddi anlamda böyle milimetrik olarak girmenize gerek yok. bunu telaş yapmanıza gerek yok dediler. Öyle bir açıklama var yani videoda. Ortalama, pardon yanlış girmişim. Ortalama kafanızın büyüklüğüne girmeniz yeterli. Tekrar kulaklığımızı aldık. Ee, hemen yan tarafında da Oda ambiyansı var. Oda ambiyansı da odanızın yani mevcut odanızın ve çalıştığınız ortamın ambiyansına en yakın seviyeyi tutturursanız daha verimli duyacağınıza inanıyorum. Benim Eskişehir'de çalıştığım ortamda, buradaki ortamda kısmen kontrol altında, akustiği kontrol altında alınmış bir ortam. O yüzden çok fazla böyle abartmama gerek yok. Parametrelerle oynayıp zaten duyumu dinletmeye çalışacağım. Burada odanızın ambiyansını ya yani oda büyüklüğünü ve... Sese tepkisini birazcık değişiklik yaparak daha rahat bir duyum elde etmenizi sağlıyor. Yani speaker position var. Burada hoparlör arasındaki mesafeyi açarak gene bulunduğunuz ortamı daha rahat emüle etmesini sağlıyorsunuz. Rotate kısmı var. Bu da muhtemelen kendiniz çalışırken de sürekli böyle farklı yerlere geçip farklı şeylerden dinlediğinizde de bazı şeyleri fark edebilirsiniz. O kısmı emüle etmek için yapılmış muhtemelen. Çok kullanacağımı düşündüğüm bir kısım değil bu. Olabildiğince güzel noktamızı bulduktan sonra çalışmaya devam etmek istiyorum. Şimdi e, abimin bir miksi vardı. Onu tamamlamıştım zaten piyasaya sürüldü. Linkini de buraya atarım. Onun mastering'ini yapıyormuşum gibi bir örnekleme yapmaya çalışacağım size. Şuradan Ettrink'i de açalım. Hatta şarkıyı çaldırayım. Plugin açayım. Plugin açar açmaz nasıl bir tepki verdiğini de görün. Ondan sonra bazı parametrelerle oynayacağım zaten. Benim adım parçam orada bir parçam burada zamanın dışında durdum kaldım Fark ettiyseniz çift monitörüm olduğu için ekranım olduğu için ben bu tarafa baktığım için bu taraftaki ses birazcık arttı yani bakış noktanıza göre o sweet point'inizi ayarlamanız lazım o zaman birazcık daha rahat edersiniz genellikle bu tarafa bakıyorsanız ona göre ayarlayın ya. Yani. şimdi dinliyorum ben bunu dinlerken, normalde rahat burada, ettim pozisyonda, bastım. Steryoyu dengeledi. Kafamı hareket ettireyim. Kafamın hareketine göre fark ettiyseniz, seste bazı değişiklikler oluyor. Yani normal bir monitör ortamıymış gibi. Head tracking, yani kameranın takip etme mekanizması çok düzgün çalışmadığı için bazen saçmalama oluyor. Ama bu birazcık daha ferah bir ortamda çalışıyormuş hissiyatı veriyor bana. Birazcık ambiyans da oynayalım. Benim adım sürü. Bir parçam orada, bir parçam burada. Zamanın dışında durdum kaldım. Benim adım mavi. Parlak yıldızlar. Beni ilk etkileyen kısım bu programı açtık birazcık kurcaladıktan sonra kapattığımda olduğu yani gerçekten bir anda müzik gömülü veriyor ve kulaklıkla çalışma ortamı arasındaki farkı çok net duyabiliyorsunuz. Temel farklar şunlar soldan gelen hoparlör sesini hoparlörle çalıştığınızda sağdan da biraz duyuyorsunuz ve birazcık gecikmeli bir şekilde duyuyorsunuz kafanızın mesafesinden kaynaklı onu emüle ediyor ve bir, bu da bir genişlik sağlıyor ve aynı zamanda dediğim gibi odanın sesi olan tepkisini de birazcık işin içine dahil ettiği için daha ferah bir ortamda çalışıyormuş gibi bir his yaratıyor size iki temel fark var yani. Cross talk dedikleri iki hoparlörün zıt kulaklara kaçırdığı ses ve odanın ambiyansı. İki temel özellik var aslında bakarsanız bu pluginlerde. Birazcık hoparlör genişliğiyle çevirme rotate moduyla birazcık oynayayım. Bir duyun bakalım. Ben ambiyansı birazcık düşürüyorum. Çünkü genellikle kontrollü odalarda çalışıyorum. Benim adım bir parçam orada, bir parçam burada. Zaman aldım Benim adım Burada da e, çalışmak istediğiniz stereo imajı ayarlıyorsunuz dediğim gibi hoparlör mesafesini. Rotate'e biraz bakalım. Benim adım Sarı Bir parçam orada Bir parçam burada Zaman Hoparlörle çalıştığınızda kafanızı ne kadar çok çevirirseniz çevirin. isterseniz tam sola doğru götürün hoparlörleri. illaki sağ kulakta bir şeyler duyuyor. Onu güzel örneklemişler. O hissiyatı verdi bana yani. Siz de kulaklıkla dinliyorsanız birazcık daha odaklanmaya çalışın. Benim Bir parçam orada, bir parçam burada. Zamanın dışında durdum kaldım. Benim en alt kısımda da bazı kulaklıkların ekolayzılarına, kendi tonlamalarına göre birazcık daha flat bir tepki vermesi adına böyle bir presetler oluşturmuşlar. Benim şu anda kullandığım kulaklık Preson SD9 bunun bir preset olmadığı için şu anda bir şey seçmedim. Gerçekten o kulaklıkları sahip olduktan sonra kullanıp kullanmayacağınıza karar verin. Yani illa kullanmak zorunda değilsiniz. Bazen işi doğallığından uzaklaştırabiliyor bu tip equalizer arayüzleri. Temel olarak böyle bir arayüzümüz var. Yani dediğim gibi sizi bir odaya sokup daha rahat etmenizi ve hoparlörle çalışıyormuş gibi bir hissiyat yaratmanızı sağlıyor. Çok inanılmaz fazla parametre olmadığı için üzerinde benim hoşuma gitti. Çok fazla kafa karıştırmıyor yani. NX eski bir plugin olmasına rağmen kullanımı şu an beni mutlu etti açıkçası. Bir de iyi bir A bakalım. Nebir da aynı şekilde bu kafa takip programı, net tracking şeyin arayüzünü kullanıyor. En eksi burada görüyorsunuz zaten. Burada dediğim gibi bir tane odayı emil etmişler. Yani farklı ambiyans çeşitleri yok. Onun dışında bazı seçenekler sunmuşlar size. Yine dinleyelim. Hem parametrelerden bahsedeyim hem hissiyatını duymaya çalışın. Kulaklıkla dinleyin. Benim adım sarı. Bir parçam orada, bir parçam burada Zaman Oda da dönmüş hissiyatı veriyor. Bence güzel bir hissiyat takip etmek için. Ben şuraya yine kendi kafa ölçülerimiz gireyim. Bu arada bunu preset olarak, e, default olarak sevleyip direkt böyle açılmasını da sağlayabiliyorsunuz. Oda aklınızın bir kenarında bulunsun. Aynı bu sweet spot kısmı yani dinleme noktanızın belirleme kısmı burada da var. E, pozisyonunuzu aldıktan sonra kalibreyte bastığınızda o pozisyonu tam hoparlör ortası haline getiriyor durduğunuz pozisyonu. Bu kısım hemen hemen aynı. Settings açtığınızda yine kamera açılıyor. Şu an göz takibini bayağı bırakmış yani. Head modeling kısmı gene kafa büyüklüğünüz aynı. Headphone EQ gene aynı mantıkla çalışıyor. Buraya bir level e, podu eklemişler. Bu güzel. Çünkü plugini açtığınızda eğer mastering yapıyorsanız üstüne ses eklediği için clipping yapma durumu var. Ya da e, kulak bu plugin siz sesle pluginli ses arasında ciddi bir volüm farkı oluşabiliyor bazen. Onu engellemek için kafanıza göre bir denge uydurabiliyorsunuz. Klip yapmaması açısından. Dediğim gibi burada da bir kafa çevirme arayüzü var. NX'ten birazcık farklı olarak dediğim gibi bu bir stüdyoyu direkt emile ettiği için oradaki hoparlörlerin duyumlarını da emile etmeye çalışmışlar. Burada uzakta duran Quested'ler var sanırım. Quested'li bunlar. Büyük hoparlörler, ortada duran hoparlörler ve masa üzerindeki hoparlörleri ayrı ayrı dinleyebiliyorsunuz. Onları bir duyalım nasıl hisler yaratıyor. Şeye odaklanın bu arada. Şimdi önce ben bir plugin'i kapatıp açayım bu pozisyondayken. Hem genişliğe bakın o odayı hissiyatını hem de altlardaki duyuma bakın. Aslında o önemli olan kısımlardan biri de o. Alt frekanslarda böyle bir tatlılık geliyor plugin'i açtığınızda. Kapatıp açıyorum şimdi. Benim adım sarı. Bir parçam orada bir parçam burada Zamanın durdum kaldım Benim adım mavi Parlak yıldızlarla yarışırım Zaman tam olarak tabii ki fiziksel olarak hissetmesek de o ortamdaki bas titreşimini hissetmeye başlıyorsunuz plugin'i açtığınızda ki bu bence güzel bir şey. Ee, yine bir kafa çevirmeyi deneyelim bakalım ne kadar etkili oluyor. farda geldim. Benim adım sarı. Bir parçam orada bir parçam burada zamanın Yine çok kötü değil. Dediğim gibi kameranın ve netliğin burada önemi çok büyük çok güzel bir takip mekanizması yapmamışlar. Muhtemelen şu ürünü satabilmek için bir o da. Evet arkadaşlar bugün iki tane plugin'i denedik. Ee, kulaklıkla mix üzerine yeni ortamımda iki tane plugin'i size tanıtmaya çalıştım. Dediğim gibi ben zaten hoparlörle mix yapıyorum. Ee, uzun zamanı mixin ya da çalışmanın uzun zamanı hoparlörde yapıyorum ama kulaklıkla çalışmak durumunda kaldım. Ya da kulaklıkla kontrol etmek istediğim zamanlar da oluyor. O zaman bu tip pluginlere başvurmak isteyebilirim. Şu anda deneme sürümünü aldım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer bitmediyse bunların deneme süresi 90 gün. Yani uzun bir süre pro plugin deneyebiliyorsunuz. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Ee, videoyu kapatmadan önce üzerine konuşmak istediğim bir konu daha var. Bu sosyal medyadaki yazışmalarımdan kaynaklı bunu söyleme gereği duydum. Bu kulaklıkla mix yapma pluginleri ya da kulaklıkla mix yap yapılabilir demek hoparlöre hiç ihtiyacınız yok ya da oda akustiğiyle hiç uğraşmayın. Bunlara masraf yapmayın. Çok bence çok gereksiz gibi bir söylemi ortaya çık çıkarmıyor. Sadece e, gelişen teknoloji, gelişen yazılım teknolojisi, gelişen kulaklık teknolojisi sayesinde kulaklıkla da mix ve mastering yapabiliyoruz demek oluyor. Kesinlikle her zaman iyi kontrol edilmiş, akustik olarak iyi kontrol altına alınmış bir odada ve güzel hoparlörlerde çalışmak çok daha kolay, çok daha verimli. Çıkaracağınız sonuca ulaşmak konusunda çok daha hızlı oluyorsunuz. Ama tabii ki herkesin böyle bir imkanı olmuyor. Benim de kusursuz bir akustik ortamım yok. Güzel hoparlörlerim var iyi kötü ama sesi istediğiniz zaman kadar zorlayamıyorsunuz ev ortamında çalışıyorsanız. Bu gibi zorlukları yenebilip bir şeyler üretebilmeniz açısından bu tip pluginler ve kaliteli kulaklıklar gerçekten büyük bir çözüm. Aynı zamanda kapatmadan önce bu pluginlerin 5.1 ve 7.1 şeklinde mixleme seçenekleri de var. Ama o tip bir iş yapmadığım için, o tip bir tecrübem olmadığı için onlara hiç değinmedim. Yani kulaklıkla görüntü mixinde ya da film mixinde de kullanabileceğiniz pluginler yani bunlar. Evet arkadaşlar bugün iki tane Abbey ve NX pluginlerini kulaklıkla mix üzerine bize sunulan iki tane plugini size anlatmaya çalıştım. İstanbul'daki ortamımda yaptığım ilk videoydu. Sizinle ilk paylaşacağım video olur mu bilmiyorum ama ilk kez burada bir kameranın karşısında geçiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İstanbul'daki oluşturduğum ortam hakkında da bir video çekeceğim. tam kafamdaki her şeyi yaptıktan sonra yapmak istiyorum. Tamamıyla tamamlayamayacağım büyük ihtimalle ama Temel olarak yapmak istediğim şeyler var. Onları tamamladıktan sonra bir çalışma ortamı videosu da gelecek. Valla özlemişim video yapmayı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.